Hayata dair de bu hafta ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kültürümüzün bir parçası fırın kebabının taş fırından sofralarımıza geliş serüvenini getiriyoruz ekranlarınıza. Merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mahmut Erses. Güzelyurt'ta kalırım. Güzelyurt Belediyesi'nde çalışırım. İşte bu yeri oğlana açtık. Giriş yeri olarak. Fırın kebabına çok senelerden beri meraklı olduğum için dedik önce bu fırın kebabını buraya yerleştireceğiz. Artı ocakbaşı, mangal işleri. Evet, o şekilde. Fırın kebabı için sabahın erken saatlerinden itibaren fırını yaktınız. Fırın yanması gerekir. İşte 3 saat yandıktan sonra etlerimizi hazırlarız, tepsilerimizi. 4-4,5 saat de fırında kalır. Ondan sonra servis başlar öğlen. Ateşin fırını yaktınız. Fırının özelliklerini, ateşin nasıl olması gerekiyor? Biraz bundan bahseder misiniz bize? Fırın yandığında içindeki ateş tuğlaları bembeyaz olur böyle. İlkten siyahlanır. Zaten 3 saatten sonra elinle değdiğin zaman da sıcaklığından hissedem onu. 3 saat, 3,5 saat. O sıcaklığa geldikten sonra içindeki kömürü komple hep boşaltırız. Ondan sonra tepsilerimizi dizerek ağzını bu yaptığımız toprak çamuruyla kapağını bir güzel sıvarak hava almayacak şekilde artık 4-4,5 saat pişmesini bekleriz. Peki hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi etleri mi fırını mı? Etleri önce içerisinin temizliği yapılır. Etlerimizi yerleştirdikten sonra işte kekiğini, tuzunu, defne yaprağını bunları hep taze şekilde kullanacak. Daha lezzetli olur. Temiz bir şekilde foillerini güzelce kapayıp hazırlığı tamamdır onun. Şimdi etlerimizi hazırlayacağız. Hayvanın en lezzetli, en güzelleri bu incik dediğimiz kısımlardır. Böbrek yatağı, özellikle boyun lezzetli olarak. Ha bir de kürek kısmı var. O nadir çıkar ama o en yumuşak yeridir. Ha, tercih edilen genelde inciktir. Biz de dedik ki bu işi yapıyoruz Güzelyurt halkına. Etimizi de parçalarımız da en az 600-700 gram vururum ben bu parçaları. Zaten baktığımda hep buz gibi hazırlanır. Şimdi bunların bir güzel kekiğini, tuzunu atıp tepsilerimize yerleştireceğiz. Ve patatesleri ayrı ayrı mı koyuyorsunuz? Tabii, ayrı ayrı. Et tepsisine kesinlikle su koymuyoruz hiç. Et kendi suyunu çıkarıyor burada. O çıkardığı suyu patateslerin tepsisine bir güzel biçtikten sonra gezdirerek. Etlerimizi yerleştirdik. Etlerimizi yerleştirdik. En son hamle taze defne yaprağı. Bunun lezzeti bunda. Soğan koyuyor musunuz? Ben bu tepsilere koymam. Ayrı isteyenlere ayrı foilde sararım paket ayrı olarak. O şekilde verelim. Ama böyle etlere kesinlikle. Bunun hazırlığı tamam. Şimdi tepsimizi kapayacağız bunu. Hiç hava almayacak. Fırın açıldıktan sonra bunun üstündeki foili alırız. Bir 10 dakikada elma gibi olur hepsi. Patatesçiklerimizi onaralım. Eti ve
patates hep ayrı mı yapıyorsunuz? Tabii hep ayrı ayrı. Ha, diğer günler mesela bazı gün açık kebap atarım, bazı gün foyle sararım. Onların lezzeti daha farklı olur. Patatesle eti birlikte mi koyuyorsunuz, evet, foyle? Evet, o şekilde foyle olduğunda tek tek ayrı ayrı olur. Bir de var direkt kiremidin üstüne, asıl fleftigo dedikleri küp kebabı odur. Onu da bazı zamanlarda yaparım. Çünkü genelde bizim halkımız sulu ister yesin kebabı. Onun için biz de bu şekilde hazırlarız. Kekikte kullandığınız vazgeçilmez bir baharat sanırım. Kesinlikle. Çünkü özellikle bunları ben yerli kekik alırım. Bizim arkadaş getirir bana bunları. Taze kekik. Dağın kekiğin kokusu bambaşkadır. Ve olmazsa olmazımız kellelerimiz. Kelleler aynı şekilde akşamdan büyük bir kovaya yerleştirilir yıkandıktan sonra. İçine biraz tuz atarık. Sabaha kadar o pamuk gibi olur. Ondan sonra tekrar yıkadıktan sonra aynı şekilde tuzunu, kekiğini önce yağlı kağıda, ondan sonra foil kağıdına sararık. Bunları da birlikte fırına atarık. Evet, şimdi kebaplarımızı fırına yerleştirmeye geldi sıra. Evet, ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi fırınımızı hazırladık. Sıcaklığımız tamam. Önce hava deliğini kapamamız gerekir arkadan. Onu toprak çamurumuzla aynı şekilde kaparız. Hiç hava almayacak şekilde. Her şey besmeleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada fırının kömürü tamamen boşaltıldı mı? Tamamen. Hiç içinde kömür kalmasına gerek yok. Fırının özelliği içindeki ateş dolu. Bak gördünüz. Evet. Bembeyaz oldu. Dört saat sonra Allah isterse, kısmet ise öğlen beraber açıp lezzetini göreceğiz. Hiç hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Sevgili izleyenler, fırınımızı hiç hava almayacak şekilde kapattık. Yaklaşık 4 saat sonra kebaplarımızın olmasını bekleyeceğiz. Şimdi tamamen kapattık, hiç hava almayacak şekilde. Tamamen şu an işimiz bitmiştir. Bir 5 dakika bekledikten sonra böyle yer yer çatlama olabilir. Oradan çıkan dumanları ona göre tekrar biraz çamurundan sıvayıp artık öğleni bekleyecek. İşlemimiz bitmiştir. Da merak ediyorum ben. Siz bu fırın kebabı yapma merakı nereden geldi size? Daha önce yani atalarınızdan gelen bir gelenek. Zaten vallahi ülkemizin kültürü. Atalardandır bu. Babamdan. Çekirdekten derler ya. Ben kendimi bildim bileli. 10 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Devamlı yaptığımız için bu merak gittik sonra gitti gitti ve geldi bugünlere. En nihayet kısmet oldu. Kendimize bir mekan açtık. Halkımıza gerçekten kaliteli bir hizmet vermek isterik. Bu aslında...
aslında kültürümüzün de bir parçası, kültürümüzün kesinlikle yok olmaması adına da burada nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ha, bak bunda mesela çok çok eziyetli bir iştir bu iş. Çok yorucu ve eziyetli iştir ama zevkli iştir. Onun için seve seve yaparım ben bu işi. Halkımız memnun. Mutluyum. Yani yorulsam da bunlar güzel yorgunluklardır. Kültürümüzün tanıtılmasına da katkı koyuyorsunuz kesinlikle aslında. Kesinlikle. Kültürümüz bizim özellikle mesela bunun geçmişten duyduğumuz işte hırsız kebabı, kleftigo falan o şekilde kültürümüzü yaşatmaya devam edecek. 4 saat doldu. Evet. Şimdiki işlemimiz nedir anlatır mısınız? Şimdi fırınımızı açıyoruz. 5-10 dakika havalanmasını bekleyecek. Servisimize başlayacak. Üstünü kızarması için mi? Evet. Açtık. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Şimdi yapacağımız bu ip torbalarımız var ya. Bunlardan bir kapağımıza koyacağız. Bir de fırının üstüne ki fırını nemli tutsun. Fırının sıcaklığı çok ya. Etlerimizi yakmasın diye bu işlemi yaparız. Etin kendi suyunu marazciklerimize gezdiriyoruz. Etin lezzeti patateslerine geçiyor. Aynen öyle. Şimdi servisimize başlıyoruz. Peki nasıl daha fazla sulu nasıl tercih ediyor müşteriler? Bizim halkımızın çoğu böyle sulu kebabı tercih eder fakat ben hususi bu şekil böyle bırakırım ki üsttekiler kuru kebap gibi olur. Ha, isteyenlere suyundan tabii alır biz üstüne katarık. Daha lezzetli olur. Artık herkesin bir zevki var. Herkese hitap etmeye çalışırık. Şimdi servisten sonra evet tekrardan fırına koyacaksınız. Tabii. Peki artık yanmaz mı? Yok kesinlikle artık burada yanma olayı yoktur. Bak zaten kemiğinden ayrılıyor bu artık. Pişti. Bu torbaların da faydası odur özelliği. Nemli tutuyor fırını. Evet, yanmaması için. Yanmaması için. Evet. Gördüğünüz gibi dağılıyor zaten. Bunlar incik olan kısımları. Kebabı yemeye geldiniz siz de buraya. Daha önce tadına baktınız mı? Evet, daha önce tadına baktık. Sürekli de geldiğimiz bir yer. Akşam da olsun, öğlen saatleri de olsun. Fırsat buldukça gelip burada fırın kebabı yiyoruz, beğenerek. Kıbrıs'a özgü bir yemek olduğunu biliyor musunuz? Kıbrıs'a özgü bir yemek olduğunu biliyoruz. Çeşitli yerlerde de denedik. Kıbrıs'ın içinde veya dışında, harici yerlerde de. Yani memnun kaldık. Beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz. Buraya geliyoruz kendi arkadaşlar arasında. Burada bu yemeği yiyoruz. Peki taş fırında yapıldığını biliyor musunuz? Tercihimiz taş fırında olması zaten. Aksi takdirde taş fırının dışındakilerini bahsettim işte pek tutmadık. Taş fırını beğeniyoruz. Hayata dair de bu hafta Güzel Yurt'ta ülkemizin kültürü olan fırın kebabını yaşatmaya çalışan Mahmut Erses'e konuk olduk. Haftaya farklı konu ve konuklarla görüşmek üzere.